Ben de size geliyordum şimdi. Benim için bir markete gider misiniz? Neden anne? Ay ben telaştan size söylemeyi unuttum. Yarın burada kocaman bir yılbaşı partisi veriyoruz. Yemekleri ben yapacağım. Herkes buraya gelecek, şahane olacak. İşte birkaç eksiğim var da markete gidip alır mısınız diyecektim. Alırız tabii de. Aslında biz sana bir şey söyleyecektik. Söyle canım. Biz diyoruz ki yılbaşında sizinle olmayalım, arkadaşlarımızla olalım. Nerede olacaksınız? Pardon, anlamadım ben. Yani arkadaşlarımızla dışarıda bir yerde eğleneceğiz. Yani sizinle sıkılacağız, biliyorsun bunu. Olmaz. Hayatta olmaz. Olmaz oğlum. Aa, ne münasebet dışarıda arkadaşlarınızla falan. Hayır. Ama büyüdük artık ya. Evet. Büyüdünüz ama kusura bakmayın. Burada olacaksınız, hep beraber eğleneceğiz. Olmaz. Meltem'cim. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Bir sorunumuz var. Ne oldu? Çocuklar bizde yılbaşına girmek istemiyorlar. Ha. Arkadaşlarıyla olmak istiyorlar. Aslında haklılar. Yani çocuklar bizimle sıkılıyor. Arkadaşlarıyla beraber olunca eminim daha çok eğlenirler. De ne yapsak acaba ya? Yani o kadar uzun bir konuşma yaptım onlarla. Olmaz dedim falan. Astılar suratlarına, gittiler odalarına. Olmak istemiyorlar bizde. Yani çok hak vermiyor da değilim de bir çare de bulamıyorum. Ne yapacağız Meltem? Bilmiyorum, bir düşünelim. Hayır, dışarıda da olamazlar. Yani birinin evinde, bir arkadaşının evinde falan olacak. Anca öyle olur yani. Tamam. Arkadaşlarını alsınlar, gelsinler buraya. Nasılsa bu ev boş, biz sizdeyiz. Zeynep de onlarla kalır. Çok tombala oynamak istiyordu. Beraber tombala oynarlar. Çok güzel fikir. Evet Meltem. Söyleyeyim bunu ben çocuklara ama size zahmet olacak şimdi. Ay aşk olsun, ne zahmet. Daha iyi hem burada olsunlar. Gözümüz kulağımız üstlerinde olur. Kolay kontrol ederiz. Tamam. Ben çıkayım konuşayım çocuklarla. Ay başka çareleri yok zaten. Ya bizle olacaklar ya da burada olacaklar. Zeynep sen bana falan haber ver sadece. Tamam. Ben hazırlık yapayım ona göre. Çocuklara yiyecek içecek bir şey. Ay yani çok güzel fikir bu. Tamam. Süper. Tamam, sağ ol arkadaşım. Onu da çözdük. Ay rica ederim. Neyse ya en azından evde kendi arkadaşlarımıza parti verebileceğiz. Yani büyüklerle olmaktan iyidir. Hı hı. Bakıyorum da çabucak sıkıldınız bizden. Ya olur mu canım, sizden sıkılır mıyız? Sadece nasıl desem bizim konuştuğumuz konular farklı. Yani dinlediğimiz müzikler başka. Yani aslında haklısınız çocuklar, tamam. Tamam, Meltemlerin evinde istediğiniz gibi eğlenirsiniz ama sakın beni mahcup etmeyin. Orayı burayı çok dağıtmayın, tamam mı? Tamam, tamam. Orası ben de merak etme. Biz sizi utandırmayız hiç. Hem zaten Meltem ablaların evi bizim de evimiz sayılır. Yani oraya kendi evimiz gibi bakacağız, merak etme sen. Zeynep de sizle olacak. Bir güzel tombala oynarsınız onunla. Ne? Zeynep mi? Zeynep'le mi? Tombala. Evet. Saçmalama anne, Zeynep'le mi tombala oynayacağız? Evet oğlum, ne var bunda? Siz seviyorsunuz ayrıca Zeynep'i, ne olacak yani? Ya seviyoruz tabii ki ama Zeynep bizden bayağı küçük hem. Ne işi var bizim partimizde ya? Bir de tombala oynamayız diye düşünmüştüm ben. Aa. Öyle mi? Ben hiç anlamam. Hiç anlamam. Zeynep heveslenmiş sizle yılbaşına girecek diye. Valla ya Zeynep'le beraber olursunuz arkadaşlarınızla Meltemlerin evinde ya da bizle geçirirsiniz. Karar sizin, ona göre. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.